Seferovic'le ayrılabilir yollar. Arnold'la mutlaka ayrılır, bunlara kulüp bulacaklar istemiyorlar diye. Belki de çok daha farklı oyuncular transfer edilecek. Yani bunlardan bir tanesi Onur Bulut da, bilmiyorum tabii. Kayseri Spor seçimi var biliyorsun. Başkan ayrılıyor. Ha, gelecek başkan, başkan ayrılıyor. Yeni başkan belki oyuncuyu satmayacak. Çok yüksek bir olasılıkla yani, yeni başkan Çamlı olacak. Orada da biraz finansal durumlara bakar abi. O yüzden de ben satılacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Onur Bulut. Tamam, Galatasaray. Belki de Sacha Boey'e teklif var. Ona belki satacak Sacha Boey'i. İyi bir para gelirse. Yani Sacha Boey'in istediği rakam çok yüksek Galatasaray'da. Yani 2 milyon euro yakın yıllık istiyor. Bir dakika dur bakalım ya. Yani 1.8 yani istediği. İstediği konuşuluyordu. 3.5 milyon euro. Yani düşünebiliyor musun? Yani sonuçta Galatasaray belki Dubois ile ayrılacak yollar. Yani yerli kontenjanı konusunda Galatasaray önemli çalışmaları var. Yani bu, zaten başkan ne demişti? Şunun kendi iç toplansa başkan şunu söylemiş yöneticilere. Bizim hedefimiz burada bu testleşme hamlesini yapmak. İyi bir kadro, şampiyon oynayan bir takım yaratmak. Ve bu süreçte de Ocak'ta da hatalarımız varsa transferde, eksiklerimiz varsa, hata demeyeyim ben, onları da Ocak ayında bitirmek. Ben Erden Timur ve ekibinin, özellikle başkanın da bu iş içinde olduğunu biliyorum ben. Çok net çalıştıklarını biliyorum. Yani bu ara dönemde sezon başındaki Mertens gibi, Icardi gibi böyle çok flash dünyada konuşulacak bir isim gelme olasılığını görüyor musun abi? Tabii, çünkü bunlara verdiği sözleşme gereği sezon sonu sözleşmesi verecek adamı Torreira, ben bir defa söylemiştim bunu. Hı hı. Bu ilgi devam ediyor da. Yani büyük bir ihtimalle Ocak ayında farklı bir durum ortaya çıkabilir. Oyuncu Galatasaray'a bu konuda söz vermiş. Eğer demiş ki ben İngiltere'de devam etmek istiyorum. Eğer başarılı olamazsam, yani burada sıkıntı yaşarsam Ocak ayında kapınızı çalarım demiş. Bak buradan ilk defa söylüyorum. Ya ben ya şimdi bunları söylediğimiz zaman Türkiye'de başka bir şey oluyor. Herkes dinliyor burada. Kulüpler de hazır malzeme buluyor. Başka bir kulüp oraya talip olmaya çalışıyor. Hiç kulüp, ben zaten bir bak yani. Kaan Ayhan konusunda önce Galatasaray istekliydi. Şimdi herkes istekli olmaya başladı. Doğru. Yani. İstemeyen kalmadı Kaan Ayhan'ı şu anda. Evet yani Kaan Ayhan, Onur Bulut'la ilgili aynı şekilde Galatasaray. Sezon şimdi başında keşke alabilseydi. Sezon yani Beşiktaş Galatasaray istiyordu. Şimdi Beşiktaş da talip. Rozya'dan memnun değilmiş şey. Özellikle Şenol Hoca. Dolayısıyla Onur Bulut'u istemiyor. Şımarık, tırnak içerisinde şımarık gibi bir tabiri var hocanın. Rozya için. Tabii zaten o şımarıklığını herkes biliyor. Evet. Ama iyi futbolcu bazen şımarık oluyor. Yani bu, bunun için bir ki Rozya biliyorsun Beşiktaş'a transfer sözleşme imzalamadan önce Galatasaray'ın da gündemindeydi. Fatih Hoca'nın alacaklar listesinde birinci sıradaydı ismi Rozya. Bende var liste. Rozya birinci sıradaydı. Ama yani sonuçta orada birçok yerli oyuncu var. Yani belki abi, devre arasındaki Nelson da yer almıyor biliyorsun. Evet. Yani Nelson şu anda oynamıyor biliyorsun. Norveç'te. Danimarka'da oynamıyor. Danimarka'da. Yani. Onun oynamasını bekliyor. Galatasaray'dan giden oyunculardan kim sahne aldı merak ediyorum ben. Muslera yok, Lucas Torreira yok. Bir tek Seferovic oyuna girmişti. O da. Tamam. Seferovic var. Biliyorum. Onu biliyorum. Bir tek o var. De oynamıyor. İşte Temin ismini söyleyeyim. Evet. Yani. Şu an bu oyuncularda Nelson oynamıyor yani. Çok merak edilenler var. Nelson'un geleceğiyle alakalı. Nelson'un da bugün hatta Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın haberi var. Nelson'un açıklamalarını yazıya dökmüş Mehmet Özcan. Orada Nelson çok fazla ilgi var bana diyor. Yani teklif var şeklinde yaklaşıyor. Biraz da vallahi seviye. Vallahi Galatasaray bu pişman mı diye gidebilir canım. Ya benim şu sorun değil yani, Galatasaray takımının oradaki bir rakamı var 25 milyon euro. Verirse gidebilir. Galatasaray da onun yerine stoper bakıyor zaten. Yani bir stoper daha bakıyor Galatasaray. Yani sadece Nelson açısından değil. Çünkü Galatasaray'ın da elinde çok ciddi bir liste var. Önemli oyuncular var. Samet Akaydın gibi isimler var mı abi yerlilerden acaba? Var. Adana Demirsporlu. Yerli havuzda doğru. Kıymetli oyuncular oluşmaya başladı. Samet Akaydın da bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde evet. Fenerbahçe'nin ilgisi konuşuluyordu. Galatasaray'ın da böyle bir ilgisi var mı sence? Var. Var. Çok net var. Belki de yani Yunus takası da bile olabilir. Yunus Akgün yani.
Mehmet Akaydın takası. Enteresan abi. Olabilir yani bunlar. Bunlar çünkü Yunus'un her ne kadar antrenman yapıyor doğru kabul ediyorum. Galatasaray oynamak istiyor ama Raşit'in önüne geçmesi lazım. Ama Yunus'un atlayıp Adana Demirspor'da kaldı. Yani sonuçta Galatasaray'da beklediğini bulamadı kendisi adına söylüyorum. Montella'nın özel ilgisi var kendisine. Başkanın evladı gibi oldu Adana'da Doğru. biliyorsunuz. Yani sancağın evladı gibi oldu. Bazen oyuncular mutlu oldukları yerde oynamak isterler ama Yunus'la ilgili böyle bir şey olsa Galatasaray'da masaya yatırır yani bu işi. Yunus'un Çünkü sözleşmesiyle ilgili de zaten soran izleyenlerimiz de vardı. Galatasaray bu konuda bir karar aşamasında olabilir o zaman. tabii büyük bir ihtimalle yani Galatasaray Yunus'un parasını arttıracaktır diye düşünüyorum. Onun için Okan Hoca da çaba sarf ediyordur. Buna net olarak söylüyorum. Bunu yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama kabul etmemiz gerekir ki Galatasaray Ocak ayı Galatasaray için bir dönüm noktası olacak. Türkiye içi transferlerinden. O özellikle de milli takımda oynayan Altay'ın eski stoperi vardı. Doğru. Biliyorsun. Cenk O Cenk, evet o da mesela Galatasaray'ın gündeminde. Yani beğenilen. Önce Galatasaray onu alamamıştı biliyorsun. Özel. Altay'dan. Ama şimdi çok değişik bir şey olabilir tabii transfer gerçekleşimi bilmiyorum. Ama burada hala da Galatasaray'ın Seferovic ayrıldığı takdirde Gomis'i de düşünürsek yani yetersizliğini bir ölçüde çok fazla yani devamlılık saha içerisinde 90 dakika önce bir fizik güce sahip olduğunu düşünürsek Icardi'nin gelecek sene için bu sene için yanına da iyi bir santrfor transferi yapılabilir. Bu konuda da Erden Tümur'un özel çalışmaları var. Avrupa'dan özel çalışmaları var. Yani şunu net olarak söylüyorum. Icardi transferinde de Galatasaray belki oyuncuyu transfer etmeyebilir ama seneye de rahatlıkla kiralar diye düşünüyorum. Bu konuda başkanın, Erden Timur'un ve başkanın Paris Saint-Germain başkanıyla bir karşılıklı söz alışverişi var. Oyuncu burada oynamaya devam ederse ben bu oyuncuyu Galatasaray'a tekrardan kiralarım dediğini duydum. Ama bir gerçek var ki bu şöyle de bir şey yapabilir. Yarın öbür gün Icardi ile ilgili sezon sonuna kadar Icardi yüksek gol seviyesine ulaşırsa belki Avrupa'dan gelecek. Çünkü Inter de istiyor onu. 30-40 milyon euro verip yani Inter tekrardan Icardi'yi bünyesine taşıyabilir. Bir de Çok bunu böyle yetenekli bir değerlendirmek adam lazım. lazım. Evet. O zaman Galatasaray oyuncuyu kiralayamaz. Yani satar para kazanır. Adam 50 milyon euroya almış. 30'a 40'a satarsa en azından ciddi bir gelir elde eder yani Paris Saint-Germain'in başkanı. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani Tabii. sonuçta Galatasaray devre arasında yerli oyuncular da alacak, yabancı oyuncular da alacak.